Cidden bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'de ekonomik kriz diye bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Krizi tamamen bizler çıkarıyoruz. Vallahi herkes parasına göre alıyor. Olmayan ona göre oranda 4'er 5'er kilo alıyor. Ama genelde en alttaki tabaka biraz zorlanıyor. Vallahi çok pahalı. Fasulye 80 lira. Çok pahalı. Mesela mantar satıyoruz, mısır satıyoruz. Kilosu 100 lira, mısır 7 tane 50. Normal bana göre. Evet. Yani Cidden bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'de ekonomik kriz diye bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Krizi tamamen bizler çıkarıyoruz. Neden? Yani isim mi? Esnafım, evet esnafım. Yani kriz tamamen bizden kaynaklanıyor. Yoksa devletimizin yaptığı hiçbir şey yok. Bu kadar net söylüyorum. Başka ne söyleyeyim? Vatandaşlar memnunmuş. Vallahi vatandaş genelde aç. Yani şöyle emekli maaşı alıyor ya. Vatandaş sıkıntılı. Ben sana söyleyeyim. Yani maaş yetmiyor diyor. Ama bana göre bu kriz yok. Krizi yaratan bizleriz. Bana göre. Üretici yapıyor. Biz de ister istemez yansıtıyoruz. O da ne oluyor? Şeye yansıyor. Esnafa yani ne diyor? Vatandaşa yansıyor. Efendim? Krizi aynen biz çıkarıyoruz abi. Gayet böyle suçumu itiraf ediyorum. Kriz tamamen biz esnaflarda. Niye? Ürün az oluyor mesela. Az oldu hemen fiyat yükseltiveriyoruz. Anlatabildim mi? Yani yoksa devletin yaptığı bana göre hiçbir şey yok. Devletimiz gerçekten yani bir sıkıntı yok bana göre. Vallahi herkes parasına göre alıyor. Olmayan ona göre oranda 4'er 5'er kilo alıyor. Ama genelde en alttaki tabaka biraz zorlanıyor. Yani 200 lirayla 300 lirayla pazara gelenler var. Görüyoruz, içimizde acıyoruz, yapacak bir şey yok. Emekliler ve asgari ücretli çalışanlar. Aldıklarını zannetmiyorum. Yani ne zaman ki bu asgari ücretli emekliye zam yapılıyor, o zaman iyice alım güçleri iyice düşüyor bana göre. Çünkü biz bu işin içindeyiz. Yani emekliye zam gelmese de bunların cebindeki paraya bir katkı sağlansa veyahut da bir fiyatlar daha aşağıya çekilmeye çalışılsa bence daha iyi olacak. Sen istediğin kadar istersen 100 milyar yap. Birileri öbür tarafta elini ovuşturuyor ki ben bu gelen şeyleri cebine girenleri alayım. Nasıl alayım acaba? Marketçisi alıyor, sanayicisi alıyor. Ne bileyim pazarda alma şansımız bizim yok da. Biz 10 alırsak 15'e satarız, 20 alırsak 25'e satarız, bizimki öyle. Bu sene ucuz olmasının bence en büyük sebebi havalar çok iyi gitti. Tonaj çok iyi var. Mesela şeftali 20 lira, 25 lira. Hayatımda ben 35 senedir bu işi yapıyorum. Böyle bir ucuz bir şeftali dönemi görmedim daha. 100 kiloluk ağaç 150 kilo verdi. Domates 3 kilo veren fidan 5 kilo verdi. Çok çıktı. Bir de mesela salatalık firmaları salatalık ektirdi, salatalığı almadılar. Sözleşmeli domates ektirdiler. Domatesleri almadılar. Yani bir planlı bir şeyler mi dönüyor? Bunun altında da bir şeyler mi aramak lazım aslında? O da var. Aklıma da gelmiyor değil. Neler aldınız? Ne aldık? Sarımsak, salatalık, turşuluk. Fiyatlar nasıl sizce? 15 lira. Valla normal ya. Piyasa göre normal yani. Uygun yani. Bir emekli olarak abi ihtiyaçları alabiliyor muyuz? Ya alamazsın tabii o emekli maaşıyla zor. Sonra evin kira olmazsa belki, çoluk çocuk olmazsa belki geçinebilirsin ama ev kira olsa açsın. Şu durumda çok zor ya. Pazarda bir 1000 lira anca çıkarsın bir alışveriş yapmaya girsen ya. Onun için sıkıntı. Sadece pazar ihtiyacı. Bura istisna. Burası pahacı. Pahalı gerçekten. Diğer en azından 2 kilo 10 lira fark var. Bu bambaşka bir yer burası. Ama mecbur kalıyoruz. Buradan alışveriş yapıyoruz işte. Pazarı mı tercih edersiniz, marketleri mi? Çocukluğumuzdan beri biz pazarcıyız. Pazardan alışveriş yapıyoruz. Annem babam böyle yapmış. Biz de öne devam ettiriyoruz. Marketlerde seçme var ama pahalı. %25 pahalı. 50'şer lira benim fasulyeler ama 10 numara bak böyle fasulye. Nereye verecekler? Var. Ucuza vardır ama böylesi değil. Ne kadar peki fiyatı? 50 lira. Mağazaya girdin mi? Elbisesine göre. Bu işte birinci sınıf. Bu bak bu sarımsağın bezelyenin yerine ekilen fasulye bu. Vatandaş memnun mu fiyatı? Vallahi kimisi memnun, kimisi memnun değil. Şikayet geliyor mu peki? Benden şikayet gelmiyor ama işte başkalarını bilmiyorum artık. Ben bundan zaten alan haftayı gün alıyorum. Bizden. Bizden mecbur alıyor yani. Çünkü benim ürünlerim kendim üretiyorum ben. Alav alayım. Efendim? Emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Allah bereket versin. Biz yani kendimiz yani benim 3 tane gelin var. Bir de bu 4, bir de ben 5. 5 kaşı emeğimizi alıyoruz. Fiyatlar nasıl sizce? Vallahi çok pahalı. Fasulye 80 lira. Çok pahalı. Memnun musunuz peki? Vallahi hiç memnun değiliz. Memnun değiliz. Peki marketleri mi tercih edersiniz, pazarı mı yoksa? Yine de pazarı tercih ederiz. Market daha pahalı. Orada seçebiliyorsun.
burada, orada seç. Yani orada seçiyorsun, burada adam öyle koyuyor da yine de burası uygun. Hiç memnun değiliz yani. Her hafta değişik fiyatlar, çok pahalı. Pazarı mı tercih edersiniz, marketleri? Pazarı tercih ediyoruz mecburen ama yani istediğimiz şeyleri elde edemiyoruz. Gördüğünüz en ucuz ve en pahalı ürünler hangisi şu anda? Vallahi her hafta değişik. Geçen hafta daha hesaplıydı, bu hafta daha pahalı. Peki fiyatlar nasıl sizce, memnun musunuz? Memnun değilim, pahalı. İhtiyaçlarınızı alabiliyor musunuz? Vallahi ben çocuklarımı okuttuğum için ben sıkıntı çekmiyorum. Fakat aldığım emekli maaşıyla geçinmenin mümkünatı yok. Marketler mi yoksa pazarlar mı daha uygun? Ben pazardan alışveriş yapıyorum. Marketlere pek girmiyorum. Pazarlardan alışveriş. Hiç değilse köylü kazansın. Vallahi gücünü yettiği ne aldım? Yoksa geri de duruyorsun. Başka yapacağım bir şey yok yavrum. Allah yardım etsin. Satıcıya da alıcıya da. Başka bir şey demiyorum. Memnun musunuz fiyatlardan? Bazen güzel. Bazen de para olmayınca çok gibi geliyor, alamıyorsun. Neler aldın? Bala biber aldım, erik aldım, şaptalı aldım. İyi, normal yani. Ne kadar ödediniz peki? Vallahi 70-80 lira gitti. Fiyatlardan memnun musunuz? Memnun, ne olacak? Ortalama iyidir yani, iyi. Pek fazla değildir. Evet. Yani ihtiyaçlarınızı alabiliyor musunuz? Alıyoruz. Allah bin defa razı olsun. Devletimize, milletimize zal vermesin.